Rani? Bu Rani nereye gitti? Cemili o figürü buraya bir yere sakladı. Ama bana söylediğine göre o Miti anneminmiş. O zaman neden onu buraya sakladı? Şöyle bir bakayım, onu ben bulacağım. Eğer ona elmayı yedirirsem, o ölür ve bütün servet benim olur. Bu kız nereye gitti? Rani! Rani! Ambika, evdekilere sürpriz yapalım. Hiç kimse bizim geldiğimizi bilmiyor. Sankrant, ben Doktor Işıt'ın yanına gitmeyi düşünüyordum. Ambika, neden direkt doktora gitmek istiyorsun? Önce eve gidelim, biraz dinlenelim, sonra gideriz. Lütfen Sankrant, uzun süredir evden uzağım. Hem uzun zamandır kontrole gitmedim. Endişe ediyorum. Gidip doktora görünsem rahatlayacağım. Lütfen. Tamam. O zaman önce doktora, sonra da beraber eve gideriz. Hayır. Sen eve git. Hatta şöyle yap. Sen onlarla oyun oyna, Ambika gelmedi de. Sonra ben birden geleyim ve onlara sürpriz yapayım. Sen doktora tek başına mı gideceksin? Doğum değil sonuçta. Kontrole gidiyorum. Hem bazı şeyleri senin önünde konuşmaya utanıyorum. Kadınlar her şeyi kocalarının önünde söyleyemezler. Sen bana 2000 rupi ver, ben taksiyle doktora gideyim, oradan eve dönerim. Tamam, hadi. Vishnu ve benim düşüncemize göre sizin Nandini'ye karşı hemen... gel Chameli. Biz de tam senden bahsediyorduk. Chameli değil, Nandini. Ya da Nandini Chatterjee. Sen o olmayı hayal ediyorsun, değil mi? Gerçekten inanamıyorum. Sen o Chameli olamazsın. İlk tanıştığımızda... sen beni kurtarmak için hayatını tehlikeye atmıştın. Sen sırf kızının hayatı daha iyi olsun diye onu bize vermiştin. Ve biz onu yetiştirelim diye. Bugün senin kızının çok iyi bir hayatı oldu. Biz hepimiz onu kabullendik. Onun annesi ve babası olduk. Sense aynı kızı Miti'ye karşı kullanmaktan çekinmedin. Nandini, ben daha söyleyeceklerimi bitirmedim. Lütfen dinle. Boş ver Muktan. Onunla konuşmak faydasız. Miti, lütfen sen sus. Senin hayatında ne oluyorsa hep benim yüzümden oluyor zaten. Çünkü senden önce Chameli ile ben tanıştım. Nandini senin hayatına getiren benim. Seni yerin dibine sokacağım. Miti'yi rahat bırakacaksın. Hey şoför hanım. Ben senden nutuk dinlemek istemiyorum, anladın mı? Sen benim nasıl bir hayat yaşadığımı bilmiyorsun. Cehennemde yaşıyordum. Bugün yıllar sonra bir şansım oldu. Hayatımı düzeltmek adına. Yeni bir hayata başlamak için. Sevdiğim insanla beraber güzel evli bir hayat için. Nandini! Sakın haddini aşma. Şu ana kadar mesele evin itibariydi. O yüzden sessiz kaldım. Akash. Sana ne oldu böyle? Ben senin Nandini'nim. Senin ilk aşkınım ben. Nandini!
Akash, ben ne hata yaptım, ha? Sen de çok iyi biliyorsun ki seni bırakıp gitmeseydim bugün senin karın ben olacaktım. Hem sen çok akıllısın değil mi? Evlilik kurallarını iyi bilirsin. Savaşta iki kılıç havada kalmaz. Bu evde ya Miti kalacak ya da ben. Bak. Bu evden gidecek kişi ben değilim. Sakın durma. Çameli onu burada bir yere sakladı. Onu bulmam gerekiyor. Çok doğru söyledin. Düello'da iki kılıç havada kalamaz. Yazık. Sen ne sanıyordun? Akaş'ı elde edeceğini mi? Sana aynı şeyi en az 1000 kere söyledim. Akaş sadece benim. O sadece beni seviyor. Bak Çameli. Ben senin seviyene indim ve bir sokak kadını gibi seninle konuştum. Ve bunu dediklerimi anlaman için yaptım. Ama sen anlamadın. Sırf sen beni anlayabil diye gelecekte de seninle bu dilde konuşacağım. Beni iyi dinle. Şunu aklına sağlam bir şekilde kazın. Rani benim kızım. Onu evlat edindim. Ben ve Akaş. Onu kanunen evlat edindik. Yani Rani'nin ailesi biziz. O bu evden hiçbir yere gitmeyecek. Dinle. Beni sakın bu kanun işleriyle tehdit etme. Rani'nin damarlarında benim kanım akıyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Rani'nin annesi benim. Sen beni durduramazsın Miti. Sen kimsin ki? Beni hiç kimse durduramaz. Hiç kimseden korkmuyorum ben. Ben tam 9 ay Rani'yi karnımda taşıdım. O benim kanımı taşıyor. O cehennemde yaşıyordu. Ama ben onu herkesten korudum. Ya sen? Birden ortaya çıkıp onun annesi mi oldun? Sen benden anne olma hakkımı çalamazsın. Ben senden anne olma hakkını çalmıyorum Nandinim. Çameli. Rani'yi bu dünyaya getiren kişi sen olabilirsin. Ama Rani'yi kurtarmak için canını tehlikeye atan kişiyi unutma. Rani tam kaçırılmak üzereyken onun hayatını Miti kurtardı, sen değil. Ayrıca Rani'ye daha iyi bir yaşam hayali sunan kişi Miti'dir. Sen değilsin. Biliyorum. Miti'nin yaptığı iyilikleri asla unutmayacağım. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Rani nerede yaşarsa, ben de onunla orada yaşayacağım. Eğer siz beni bu evden yollarsanız, o zaman Rani de benimle gelecek. Evet, sen bu evden gideceksin. Kesinlikle gideceksin. Ama tek başına.
Rani seninle gelmeyecek. Miti, Akash, ben sizin önünüzde ellerimi birleştiriyorum. Lütfen Rani'mi benden ayırmayın. Ben olmadan yaşayamam. Ben Rani'mi çok seviyorum. Lütfen beni bu evden atmayın. Akash, lütfen beni bu evden atma. Rani, canım kızım, bebeğim benim. Annen seni her şeyden çok seviyor. Ama senin Miti annen var ya, beni bu evden atmak istiyor kızım. Nandini. Kendi kızına yalanlar söyleme. Rani, o yalan söylüyor. Hayır Rani. Ben sana hiç yalan söyleyebilir miyim? Hayır, değil mi? Biliyor musun? Onlara kaç kere Rani'siz yaşayamayacağımı söyledim. Onlar beni dinlemiyor. Sürekli bana bu evden gitmemi söylüyorlar. Benim bebeğim Rani'm, o bu evde diyorum ama beni dinlemiyorlar. Baksana. Rani kızım, sen Miti anneni biliyorsun. O seni asla bir şey yapman için zorlamaz. Sana hiç baskı yapmadı, değil mi? Rani, bak. Onlara annenin kim olduğunu söylesene kızım. Senin annen benim, öyle değil mi? Hadi söyle, söylesene. Neden sessizsin? Konuşsana. Neden söylemiyorsun? Onlara annen olduğumu söyle. Söyle Rani. Evet, sen benim annemsin. Hepiniz dinleyin beni. O benim annem. Tanrı bana senin gibi bir anne vermiş. Tanrı'nın bana neden bir tane daha anne verdiğini bilmiyorum. Miti anne. O beni senden daha çok seviyor. Anladın mı beni? Ve ben de sadece Miti anneyi seviyorum. Seni değil. Rani, sen ne diyorsun? Ne? Duymak isteyen sendin. Rani, sen ne biçim konuşuyorsun? Dilin çok uzamış. Sana ne oldu böyle? Bana mı? Bana mı ne olmuş? Ben sana şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Bu annem var ya, o çok büyük bir yalancı. Senin odandaki figürü o çaldı. O çok kötü biri. Seninle bir daha asla konuşmayacağım. Senden nefret ediyorum. Beni duydun mu? Senden nefret ediyorum. Benim tek annem sadece Miti annem. Sadece Miti annem. Sen değilsin. Rani, güzel çocuğum. Ben biliyorum. Sen Miti anneni çok seviyorsun. Sen o yüzden bu figürü ona geri getirdin, değil mi? Böylece o iyileşebilsin diye, öyle mi?
yapmalısın. Sen çok kötü birisin. Tatlım, yanıma gelebilir misin? Sen Chamille'nin bu figürü sakladığını gördün mü? Evet, kendi gözlerimle gördüm. Bunu o sakladı. Eğer doğru söyleseydi, o zaman bunu saklar mıydı? Rani tatlım, senin gerçeği söylediğini biliyorum. Ama bak, çocuklar büyüklerinin hatalarını öğrendikleri zaman bundan asla korkmamalılar. Her ne olduysa hepsini anlat tatlım. Sen babana güveniyorsun, değil mi? Hadi anlat. Tamam baba, ben sana gerçekleri anlatacağım. Bu figürü o sakladı. Ben de ona sordum, bu nereden geldi? O da Miti annemin verdiğini söyledi ve onu sakladı. Bir şey daha baba. O gün hani sen ve anneannem benim odama gelmiştiniz ya birlikte. Kan. O gün yerdeki kırmızı renk kandı. Kafasından yaralanmıştı. Çok büyük bir yalancı o. Evet, bir şey daha hatırlıyorum. Büyük annenin odasında yangın çıkmıştı ya. Rani, önünü göremiyor musun? Chamille annem bir şey saklıyordu. O gün elinde gaz yağı ve kibrit vardı. O büyük bir yalancı. Rani, sen seni doğuran kişiyi mahvetmek mi istiyorsun ha? Ha? Nandini! Sakın yapma. Yanlışlıkla bile olsa sakın benim kızıma el kaldırma. O senin değil, benim kızım. Sen Rani'nin söylediği şeyi duymadın mı? O beni annesi olarak görüyor, seni değil. Öyle mi? Hem benim kızıma nasıl bir büyü yaptın ki? Beni değil de seni annesi olarak görüyor. Orada dur bakalım. Kimin büyü yaptığını biz çok iyi biliyoruz Chamille. Sen de biliyorsun. Evet, Rani daha küçük. Ve ben onun önünde daha fazla tartışmak istemiyorum. Hey! Beni sen mi durduracaksın? Bir daha yanlışlıkla da olsa benimle sakın böyle konuşma. Miti değil, Bayan Miti. Saygılı konuş benimle. Eğer sen konumunu unuttuysan sadece 2 saniyem alır. Sana konumunu hatırlatmam. Bana bak. Beni sen mi durduracaksın? Sakın bir daha benimle böyle konuşma Chamille. Ve Miti değil, Bayan Miti. Saygılı konuş benimle. Konumunu unuttuysan eğer, sana bunu hatırlatmam 2 saniyemi alır. Sadece 2 saniyemi, tamam mı?
Şimdi eşyanı toplayıp evimden gitsen iyi edersin Çameli. Sadece bir dakikan var, tamam mı? Bir dakikan var. Şimdi eşyanı topla. Sana eşyanı toplamanı söyledim. Endişelenmene hiç gerek yok canım. Sakın merak etme. Ben senin yanındayım. Ve seni çok seviyorum. Landini mi? Landini kim? Daha önce onu gördün. Eve Çameli olarak giren kız, o sokak kadını. Ben yılanı koynumda beslemişim. Gördün ya, dönüp beni soktu işte. İşime yarayacağını düşünmüştüm. Çünkü Miti'yi mahvetmek istiyordum. O ihtiyar Akadiş'in evine Mavlik olarak girmemin sebebi buydu. Nereden bilebilirdim ki? O Çameli bana karşı kumpas kurmuş. Ben senin Miti yüzünden hapse girdiğini düşündüm. Hayır Ambika. Miti'yi değerlendirirken hata etmişiz. O gerçekten çok iyi bir insan. Miti çok iyi biri. Biliyor musun? Bütün ev benim karşımdayken sadece Miti benim masum olduğumu söyledi onlara. Hapse ziyarete gelen sadece Miti oldu. Kötü kaderim beni sırtımdan bıçakladı. Elime geçen lüks hayat avuçlarımdan kayıp gitti. Bu evi hanımı olarak yönetecektim. Miti her şeyi mahvetti. Onun peşini bırakmayacağım. Buradan giderken onun da işini bitirip gideceğim. Ambika'yı yalnız göndermemeliydim. Neden böyle yaptım ki? Benim de gitmem gerekirdi. Ben onu arayacağım. Kardeşim, lütfen arabayı kenara çek. Ambika telefonu açmıyor. Kalini'yi aramalıyım. Doktor Rushika'nın kliniği mi? Evet evet, ben Sankran Chatterjee. Karım Ambika Chatterjee oraya geldi mi? Gelmedi mi? Gelmek üzeredir hanımefendi. Sadece ona şunu söyleyeyim. Doktor bugün gelmeyecek mi? Tamam, peki tamam. Teşekkürler. Seni bu pembe saride görünce çok mutlu oluyorum. Ne olursa olsun birbirimize olan aşkımız asla azalamaz. Ben her zaman seninim. Sen de benimsin. Miti'ye o elmayı yedirmem gerek. Bir şekilde Miti'nin o meyveyi yemesi lazım. Eğer ölürse tatlı dağıtacağım.
Bu yapışkantı arayıp duruyor. Konuş onunla Ambika. Bir dakika. Alo? Ambika neredesin sen? Ne zamandır seni arıyorum. Tamam, doktor Işıkkaya'yı ara. Seni sonra arayabilir miyim? Muayene olmam gerek. Sırada ben varım çünkü. Sadece 10-15 dakika sürer. Muayene yaptırıp eve gideceğim. Şimdi kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Burada telefonla konuşmak yasak da. Doktor bugün gelmemiş. Ve Ambika diyor ki... Doktorda muayene oluyorum. Hangi doktora gitti? Neden beni yanında götürmedi ki? Neden yalan söylüyor? Sen elbette bu hapisten çıkacaksın. Ama o zamana kadar sabırlı olman gerekiyor. Ambika, sadece bir şeyi unutma. Ben buraya Mauli adıyla getirildim. Malvika'nın kim olduğunu bilmezler. Kimliğimi gösterirsen buradan çıkmam çok daha kolay olur kızım. Peki anne. Miti anne, özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun? Senin bir suçun yok ki. Miti anne, annem özür dilemez. O yüzden ben onun yerine senden özür diliyorum. Hayır Rani, başkasının hatası yüzünden başını eğmene hiç gerek yok. Sen benim bebeğimsin, tamam mı? Seni çok seviyorum. Bugün beni annen olarak gördüğün için çok mutlu oldum. Daha başka ne isteyebilirim? Miti? Miti, anneme her şeyi anlattım. Aferin gelin, aferin. O pisliği gönderdiğin iyi oldu. Anne, Rani'nin önünde bir şey söyleme lütfen. Zaten annesi yüzünden çok utanıyor. Peki söylemem. Sen bir şey yedin mi? Şimdi hayır deme sakın. Ne verirsem hemen yiyeceksin. Hiçbir şey yemiyorsun. Hasta olacaksın. Al bakalım bir elma ye. En azından bir muz ye canım ha. Al hadi. Hadi. Anne ben aç değilim. Sonra yerim, tamam mı? Neden? İştahına ne oldu? Anne biraz daha yerim. Hey sen yedir onu. Tamam, sonra yersin. Yukarı çıkıp bak. Giderken bir şeyler çalmasın. Anne lütfen ama. İşte. Gitmeden bir fırsatım oldu. Bir şekilde verdiği meyveyi kimseye gözükmeden o tabağa koymam gerek. Umarım bu meyve sonunda işe yarar. Hadi. Rani, seninle konuşmak istiyorum. Neden? Ne konuşmak istiyorsun? O benim torunum. Bu evin varisi. Konuşmana hiç gerek yok. Ne konuşacaksın ki? Gider ayak ona kötü şeyler mi öğreteceksin? Hadi yürü. Oh,
Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun ha? Önüne baksana. Artık hayatın boyunca dolanıp duracaksın. Yürü. Seni mutlaka yeneceğim Miti. Bugün öleceksin. Akash Chatterjee. Ne kadar çok şey kaybederse o kadar iyi. Beni iyi dinle. Seni sonra ararım. Bay Kana? Sen burada mı? Hem de çantayla. Ne oldu? Sevgilin seni evden mi attı? O alçak Miti beni evden attı. Bay Kana, ben de az değilim. Büyü yapan kadının verdiği meyveyi evde bıraktım. Meyveyi yiyip ölecek. Efendim, dinleyin. Birkaç gün sizde kalabilir miyim? Başka gidecek yerim yok. Sadece birkaç gün, hı? Aptal. Sevgilin seni evden atınca buraya hazırlamaya mı geldin, hı? Çantayı bırak ve rahatına bak. Burada kalırsan belki işime yararsın. Belleği getirdin mi? Bay Kana, aceleden orada bırakmışım. Kalk! Kalk! Aklını mı kaçırdın he? Senin aklın başında mı? Efendim, belleği bırakıp dinleyin. Mı geldin yani? Efendim, birkaç gün sonra alır gelirim. Şu anda oraya gidemem. Lütfen böyle yapmayın. Evinizde kalmama izin verin. Hayır, Akash o belleği bulursa eğer, dar ağacını boylarım. Önce bana onu getireceksin, sonra bu evde kalırsın. Efendim böyle yapmayın. Bugüne kadar çok işinize yaradım, lütfen. Dışarı! Madem gelecektin, telefon etseydin ya, seni almaya gelirdim. Söyleseydim nasıl sürpriz olurdu? Tamam, hadi boş verin bunları. Bakın size neler getirdim. Bu anneme. Bana mı? Açsana anne. Çok güzelmiş. Beğendin mi anne? Abi bu sana. Ve bu da Miti yengeme. Çok teşekkür ederim Sakrant. Ambika nerede? Hala gelmedi. Doktora gitmişti yenge. Gelmek üzeredir. Baksanıza, Ambika da geldi işte. Gelsene hadi. Durumun nasıl? İyi misin? Tamam, mutlu ol.
Önce eve gelseydin, sonra doktora giderdin. Eğer söyleseydin ben de seninle gelirdim. Teşekkür ederim. Endişeliydim çünkü kontrollerim gecikmişti. O yüzden önce doktora gitmeye karar verdim. Bu arada geri kalanlar nerede? Bu Rani değil mi? Annesi nerede? Onun adını anma sakın. O cadı bu evden gitti. Anne. Ne? Rani. Peki tamam. Bu fırsat elimden kaçtı. Yoksa onu öyle bir aşağılardım ki intikamımı alırdım. Sangrant? Sangrant? Kapı neden kapalıydı? Üstümü değiştiriyordum. Gelsene. Ben de banyo yapayım diyordum. Banyo yap. Üstünü değiştir. Ben de o sırada abimi görüp geleyim. Peki. Alo, avukat Katri. Evet, ben Ambika Chatterjee. Gelin, o pislik bu evden gidince sırtımdan yük kalkmış gibi hissediyorum sanki. Doğru söyledin anne. Sanki Rani'nin üzerindeki kem gözle gitti. Kim bilir kızına neler öğretiyordu. Sen hala meyve yemedin mi? Ha? Hayır, ben acıkmadım. Al bir tane hadi. Benim tek duam artık hiçbir sorun çıkmaması. Kızım ne güzel değil mi? Çıkmayacak anne. Ağzım bal yesin senin. Hadi ye şimdi. Ambika! Benimle gel çabuk. Sangrant bu ne? Ha? Gelin hamile ve sen onu böyle mi çekiştiriyorsun? Ne oldu kardeşim? Abi bir dakika. Bir şans. Son bir şans veriyorum sana. Gerçeği söyleyeceksin. Bundan sonra da bir şey saklarsan Ambika, bu evin kapıları sonsuza dek sana kapanacak. Bunu sakın aklından çıkarma. Ne gerçeği? Hangi gerçek? Ne hata yaptım ben? Her şeyi anlattım zaten. Sangrant, sakin ol. Neden bu kadar kızıyorsun? Söyler misin lütfen? Yenge, sen haklıydın. Ambika gibileri asla değişmiyor. Ama ne oldu? Söylesene Ambika, ne yaptı? Ben söyleyeyim. Ne söyleyeceksini anlayamıyorum ki. Alo, avukat Katri. Evet, ben Ambika Chatterjee. Avukat bey, annemin kefaletini ödemek istiyorum. Davada ona iftira atıldı. Dava... Akadiş Chatterjee'yi öldürmeye suçlaması. Evet, karakoldaki dosyasında adı Mauli olarak geçiyor. Evet, Mauli. Onun adı Malvika Raghavendra Pratap Rathod. Evet, cinayete teşebbüs dosyası onun. Arthur Yolu hapishanesinde. Ama dosyası temelsiz. Siz parayı hiç merak etmeyin. O
oyunun sona erdi. Gerçek herkesin önünde ortaya çıktı Amika. Sen ve annen bu kumpası kurdunuz bize. Bunu anladım artık. Ama sen beni bir ahmak sanıyordun, öyle değil mi? Hey tanrım, neler oluyor ha? Bir sorun gitti, ikincisi geldi işte. Anne, sen bu ev temizlendi sanıyorsun, öyle değil mi? Düşmanlarının hepsi yakalandı sanıyorsun. Doğru da söylesen, yalan da söylesen, bu evden gideceğin kesinleşti. Yenge, keşke senin sözünü dinleseymişim. Sen sonuna kadar haklıydın. Ambika'nın fıtratı böyle. Bu sefer de evimize sadece sahtekarlık yapmaya gelmiş. Yoksa Ambika'nın annesinin hizmetçi olarak bu eve gelmesinin başka ne sebebi olabilir ki? Ne oldu? Neden susuyorsun? Yakalandığın için mi susuyorsun? Yoksa aklında bir hikaye mi uyduruyorsun? Havaalanından çıktıktan sonra doğrudan doktorun kliniğine gittin, değil mi? Çok endişelenmiştim. Seni yalnız göndermemeliydim diyordum kendi kendime. Ama sen bugün oraya gitmedin. Hatta orada doktor bile yoktu. O zaman nereye gittin? Nereye gittin? Gerçeği mi söyleyeceksin? Yoksa başka bir yalan mı? Nereye gittin? Annemi görmeye gittim. O hapiste ya, o yüzden. Bu doğru, annem bu eve hizmetçi olarak geldi. Böylece eve geri dönmemi sağlayacaktı. Niyetim kötüydü, bu da doğru. Herkesten intikam almak istedim. Gelin, ne oldu benim gözlerime, ha? Ne oldu? Mabetten eve bir yılan getirdim ve bu yılanı da evimde büyüttüm. Benim derdime ne, ha? Söylesenize. Sen ve senin annen bizi kandırıyordunuz. O kadın benim annemi öldürmeye çalıştı. Hayır Sakrant, yalan bu. Nandini anneme iftira attı. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ben sadece annemi kurtarmaya çalışıyorum. Gördün mü abi? Onun için seninle savaştım. Onun için yengeme hakaret ettim. Onun için anneme karşı geldim. Sadece onun için. Kapı orada. Defol git buradan. Defol. Sakrat, böyle yapma. Nereye giderim ben? Defol annenin yanına. Hapse gideceksin. Defol git buradan. İyi misin? Mithi'yi anlamakta hata etmişiz. O çok iyi bir insanmış. Evdeki herkes karşımdayken sadece Mithi benim masum olduğumu söylüyordu kızım. Yenge, neden durduruyorsun onu? Eğer bu evde kalırsa bizi zehirleyecek. Yüzünü bile görmek istemiyorum onun. Sakrant, Ambika'nın hatasını görüyorsun ama kendi hatanı görmüyorsun. Benim hatam ne yenge? Kardeşimin mi? Mithi, kardeşim ne hata yapmış? Hata yaptı Akash. Ambika ile evlenme kararı senindi, öyle değil mi? Hepimiz senin Kaçeri ile evlenmeni istedik. Ama sen Kaçeri ile evlenmek üzereyken bozdun. Neden?
Çünkü sen Ambika'yı sevdin. Onu hala seviyorsun ve bu yüzden üzülüyorsun, değil mi? Çünkü Ambika tekrar kalbini kırdı. Sana ihanet etti, güvenini boşa çıkardı. Ve bu yüzden senin canın acıyor. Gelin söylediklerinden bir şey anlayamıyorum. Şimdi biliyorum o hamile ama... Bu yılan bu evde kalırsa sana karşı bir kumpas kuracaktır. Ben ondan korkuyorum. Anne, Ambika kendi işi olan şeyleri yaptı. Benim işim de evde ters bir şey olursa buna engel olmaktır. Ben de bunu yapıyorum. Sakrat, ikinizin savaşı kişisel bir şey. Ama bir şeyi sakın unutma. Ambika'nın karnında senin çocuğun var. Bunu reddedemezsin. Ve ikinizin yaptığı hatalar kişisel meselenizdir. Ama çocuğun bunda suçu ne? Onu neden cezalandırıyorsun? Bak Ambika. Tanrı size evlat sevinci vermiş. Eğer isterseniz geçmişi unutup yeni bir sayfa açabilirsiniz. Anne olmanın ne demek olduğunu belki sen anlamazsın. Ama bana bir sor. Benim çocuğum olmuyor. Ben anne olamıyorum. Ve bunun acısını kimseye anlatamam Ambika. Ama sen anne olabiliyorsun. Bugün Rani'yi öz kızım olarak kabul ederek ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam. Ambika, senin her şeyin var. İyi bir ailen var, iyi bir hayat arkadaşın var ve çocuğun var. Hayattan daha ne istiyorsun? Sanırım değişmenin zamanı geldi artık. Yenge, beni affet. Lütfen affet. Ben senin hakkında çok yanılmışım. Annem doğru söylüyormuş. Sen çok iyisin, yüce gönüllüsün. Eğer yerinde başkası olsaydı beni bu kadar düşünmezdi, inan. Ambika. Sakrant. Lütfen çocuğunuza iyi bakın. Onun geleceğini düşünün. Anne, yeni yıl geliyor. Ve yeni yılı kalpten karşılayalım, olur mu? Eski acıları unutup yeni bir başlangıç yapalım. Bu eve yeni yılda yeni bir hayat gelecek. Hepimiz onu karşılama hazırlıkları yapacağız. Bu gelin de iyice delirdi artık. Aklıyla düşünmüyor, kalbiyle düşünüyor. Çünkü söylediğin her şey doğru. Artık oyun yok. Ben ateş katlıyım. Öyle bir ceza veririm ki herkes haddini bilir. Anne, bir daha asla eskisi gibi olma. Benden değil, oğlumdan özür dile. Affet beni Sankrat. Bir daha asla olmayacak. Miti, bir şey söyleyeyim mi? Bu aile sadece senin sayende ayakta. Karım olduğun için gurur duyuyorum. Şimdi yapacak iki şey kaldı Akash. Ne kaldı ki? Önce Malvika'yı hapisten kurtarmamız gerekiyor. Çünkü annemin odasında çıkan yangında onun hiçbir suçu yok. Her şeyi Nandini yapmış. Ve ikincisi, başka bir neden Malvika'dan bahsetmemiz gerekiyor. Ne diyorsun sen Miti? Gerçeği söylüyorum Mukta. Ratot amcanın Dubai'de aramaya gittiği Malvika aslında buradaymış. O bizim yanımızda kalıyormuş.
Şimdi anladın mı? Tanrı en iyisini bilir. Yoksa bunda da yeni bir plan vardır. Hayır büyük anne. Ambika doğruyu söylüyor. Şu anda kalbinde sadece pişmanlık var. Bu yüzden geldim. Ne istiyorsun yani? Sadece şunu istiyorum büyük anne. Mukta Ambika'yı affetsin. Biliyorum bu senin için çok zor olacak Mukta. Ambika'yı ablan olarak ve Bayan Malvika'yı da annen olarak göreceksin. Miti, benim üvey abla ya da anneye ihtiyacım yok. Doğru söylüyorsun Muko kızım. Bana sorarsan onun gözleri Raghuendra'nın servetinde. Parayı alınca ancak o zaman kabul eder. Ben hiçbir şey istemiyorum. Mukta'nın olan Mukta'nın kalacak. Ben yapacağım kadar hata yaptım. Miti'nin sevgi dolu yüreği beni değiştirdi. Vay canına. Tanrı en iyisini bilir. Bu sinek derviş olmuş, bu da onun öğrencisi. He? Yüreği mi seni değiştirdi? Sinek, sinek, aklını kullan. Daha önce de onun yüzünden üzülmüştün. Güvenme şuna. Büyük anne, ilişkiler güvenle başlar, öyle değil mi? Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz. Ratot amcanın bir geçmişi vardı. Ambika'nın da var. Miti, ne diyorsun sen? Sen her şeyi biliyorsun değil mi? Babam bunca yıldır ilk karısını kurtaramamanın vicdan azabıyla yaşayıp duruyor. Onun annesi kumpaslar kurdu bize. Bu insanlar yalancı Miti. Sen de çok iyi biliyorsun bunu. Bugün babam hala onu arıyor, sen de biliyorsun. Doğru söyledin Muk kızım. Yılanla akrebe bile bir kere güvenilir ama bu kadına asla güvenilmez. Böyle söyleme büyük anne. Herkes hata yapar. Hayatında hiç hata yapmamış bir insan söylesene bana. Büyük anne yanlış anlama. Söyleyeceklerimi bir dinle. Sen de hata yaptın, öyle değil mi? Büyük anne, bugüne kadar sakladığın o eskiler hepimizin hayatını zehirledi. Öyle değil mi? Muktan, bizim de bir geçmişimiz var. Biz hiç kavga etmedik mi? Birbirimize düşman olmadık mı söylesene. Ama bugün her şey değişti işte. Ve bugün birbirimizi çok seviyoruz. Çok iyi arkadaşı olduk Mukta. Bunu görüyorsun değil mi? Ve artık sıra Ambika'da. Mukta. Ona bu şansı vermeliyiz. O da bu hayatta hatalar yaptı. Yani hepimiz gibi. Bugün hepimizden özür diliyor. Ve çok pişman. Tövbe etmek istiyor. Hepimiz Ratot amcanın kalbindeki Ambika sevgisini gördük. Sadece onun için Ambika'yı kabul edemez miyiz? Bugün Ratot amcamın kalbinde Malvika'ya da yer var. Ve onu aramak için Dubai'ye kadar gitti. Yoksa neden gitsin? Hepimizin reddettiği gerçeği kabul edemez miyiz? Söyleyin bana. Mukta, kendin için değil. Ratot amcanın mutluluğu için. Babanın mutluluğu için. Düşünsene, sen Ambika'yı ablan olarak kabul edince baban ne kadar mutlu olacaktır. Ne istiyorsun sen benden?
Bunu babam da istemişti. Ambika'yı kabul etmemi istemişti. Ama ben bunu yapamam Miti. Ben üvey anne ya da kardeşimi öz olarak göremem, anlasana. Benim sadece bir annem var. Ve bir de kardeşim. Hayır, ben bunu yapamam. Kimseyi kabul edemem ben. Özellikle de onu kabul edemem. Muktam. Muktam. Büyük anne. Sen dur lütfen. Muktam ile ben konuşacağım. Lütfen. Bu çok güzel. Bununla oynar mısın? Akash Nandini'den gitti. Ama hala kanla sorunu var. Ona karşı delil bulamadıkça bizim için büyük bir tehlike olmaya devam edecek. Ama sebebin ne olabilir ki? Vishnu, biliyorum Nandini ve Kanla'nın eski bağlantıları var. Ama bunu biz nasıl öğreneceğiz? Hayır Akash. Onun dışında elbet başka bir sebep olmalı. Kanla'nın Nandini'ye katlanmasının elbette bir sebebi olmalı. Ya da Nandini'nin Kanla'ya karşı bir sürü delili var. Veya Kanla'nın ona karşı bir zaafı. Ve bizim o zaafı bulmamız gerek. Bu mümkün Vishnu. Ama nereden ve nasıl bulacağız? Keşke o hafıza kartı bizde olsaydı. O zaman Kanla'yı hemen tutuklatırdık. Ne oldu kızım? Ruj mu istiyorsun? Hayır hayır. Hadi tut onu. Ben hemen geliyorum. Bu arada itiraf etmeliyim Vishnu. Manav tamamen sana çekmiş. Bana değil Mukta'ya çekmiş. Burnunu gördün mü? Al bakalım. Süreyim mi? Hayır canım hayır. Hafıza kartını istemiştin öyle değil mi? Bunda hafıza kartı var. Miti annem hafıza kartını buna saklamıştı. Ve ben de bunu anneme verdiğimde onu bilgisayara taktı ve fotoğraflara baktı. Al hadi. Şunu 2 dakika tutsana. Ben oynamaya gidebilir miyim? Evet kızım git. Akash? Kaydetmek istediğim çok önemli deliller var. Eğer bana saldıran ya da beni öldüren olursa bu kanıt elinizde olacak. Bu kanıtlar Bay Kanna'nın aleyhinedir. Kız kardeşini ve bütün ailesini birden o öldürdü. İşte bu o Kanna.
Akash, Rani sorunumuzu çözdü. Bu kanıtı alıp hemen karakola gidelim, hadi. Hadi. Hatırlıyor musun Muktan? Bize ilk defa bu odayı paylaşmamız söylendiğinde sen bana ne kadar da kızmıştın. Miti seninle kalacak kızım. Ben bu kızla aynı odada kalamam büyük baba. Muktan, o zaman arkadaşlığımızın bu kadar derin olacağını düşünmüş müydük? Aramızda bir sürü yanlış anlaşılma vardı. Senin sevdiğin kişi benim evlendirileceğim kişiydi. Bir sürü kafa karışıklığı. Bak, şuna bak. VM'yi seviyor. Vishnu Miti'yi seviyor. Bütün o yanlış anlaşılmalar yok oldu. Ve birbirimizi öz kardeş gibi sevmeye başladık, değil mi? Ama Miti, o sendin. Ambika değil. Sen bu ailenin bir parçasısın. Ama ben onu ailemin bir parçası olarak asla göremem. Annesini kendi annem olarak göremem. Mukta, bunu sen mi söylüyorsun? Sen kimin kızısın? İkimizin miras olarak paylaştığımız bir şey var. İtça ve Tapasya'nın mirası. Hatırlıyor musun? Senin annen benim annemden yıllarca nefret etti. Ama zamanla birlikte nefret yerini sevgiye bıraktı. Ve arkadaşlıkları çok güçlendi. Birbirlerinden ayrı kalamıyorlardı. Bugün annenin göğsünde benim annemin kalbi atıyor. Onların dostluğu ne kadar güçlüydü. Muktan, bizim de o şekilde olmalı. Onların mirasına sahip çıkmalıyız. Biri hizmetçinin kızı, diğeri ise hanımefendinin kızı. Onların arasındaki arkadaşlık o kadar güçlüydü ki onlara örnek alabiliriz. Annelerimizden başkalarını kendimize yaklaştırmayı öğrenmeliyiz. Uzaklaştırmayı değil Mukta, tamam mı? Birinin hatalarını affetmeyi bilmiyorsak annelerimizden ne öğrenmişizdir? Söylesene Mukta, sence de annelerimizin bizimle gurur duyacağı bir şey yapmamız gerekmez mi? Sonunda bu sahtekarları yakalamışsınız. Harika. Kefaletini ödemek için arkadaşını da yanında getirmişsin. Komiser bey, böyle suçlulara asla acımayın. Tutuklayın. İçeri atın. Benim ofisimde bunu yaptıysa mutlaka cezalandırılmalı. Doğru söylüyorsunuz. Cezasını mutlaka çekecek. Ne yapıyorsunuz? Baykan'la ben değil, siz tutuklanıyorsunuz. Komiser bey beni kandırdı. Onu tutuklayın. Sakin ol Kanla. Sonra boğazını arayacak. Unutma ki karakoldasın şu anda. Ve hakkında bir dosya var. Biraz daha bağırırsan başka bir dosya daha olacak. Yani...
Bunu hatırladın mı? Hatırladın tabii. Çünkü Eslem'i sen öldürdün. Bunun içinde bütün hikayen var. Neden buraya getirildiğini söyleyin ona. Kız kardeşiniz ve ailesini öldürmek suçundan tutuklusunuz. Çok yakında Eslem'in cesedini de bulacağız. Memurlar, götürün bunu. İkinizi de öldüreceğim. Bunu unutmayın. Bu tutuklanmadan ben kurtulurum. Ama unutma. Akkaş Çaterci, Nandini seni mahvedecek. Mahvedecek! Alın bunu. Bunu mahkemede kanıt olarak kullanırsanız işinize yarar. Muko kızım, hata yapmıyorsun değil mi? Hayır büyük anne. Annem ve iç annem hep bunu yaptılar. Bütün ilişkilerine sadık kaldılar. Ben de onu yapıyorum. Size söz veriyorum. Geçmişte yaptığım hataları artık tekrarlamayacağım. Ve çocuğumu sizin gibi yetiştireceğim. Manav, sen de acıktın öyle değil mi? Hadi gel. Elma yiyelim birlikte. Hadi. Ambika. Beni nasıl kurtardın? Hemen söyleyeyim. Bak, seni görmeye kimler geldi? Ne oldu? İnanamıyorsun değil mi? Bunların hepsi Miti sayesinde oldu. Öyle ki Mukta ile aramdaki mesafeler bile onun sayesinde kapandı. Tanrı en iyisini bilir. Çocuklar birbirlerini kabul ettiyse biz büyüklerin de teveccüh göstermesi gerekir. Sen Raghuendra'nın karısıydın. Ve ben Raghuendra'ya çok saygı duyarım. Bu yüzden şunu söylüyorum. Bugünden sonra bu aile senin ailendir. Size çok çok teşekkür ederim. Ama kendimi sizlerle yaşamaya maalesef layık görmüyorum. Aramızdaki akrabalığı reddetmiyorum. Ama Ambika ya da Mukta'yı gölgelemek de istemiyorum daha fazla. Benim istediğim tek şey Ambika'nın sorumluluklarını fark etmesi. İyi ile kötü arasındaki farkı ayırt ederek Miti gibi iyi bir insan olması. Eğer sizinle kalırsam o zaman geçmiş tekrar tekrar kapıyı çalacak. Ve ben bunu istemiyorum. Mukta, babanı gördüğün zaman ona şunu söylemeni istiyorum. Malvika ondan samimiyetle özür diliyor. Eğer yapabilirse beni affetsin. Ve siz de affedin. Hepinizden özür diliyorum.
Özellikle de senden Miti. Hayır. Seninle ilgili çok kötü düşündüm ben. Ama artık değiştim, gözlerim açıldı. Senin ne kadar iyi biri olduğunu fark ettim. Sen neden ağlıyorsun kızım? Beni unutmanıza izin vermeyeceğim. Sürekli sizi görmeye geleceğim. Mutlaka gelin. Kendinize iyi bakın. Hadi bir şeyler yiyelim, tamam mı? Burada dur bakalım. Manav! Bak, al hadi. Manav, şunlara bak. Burada bir sürü oyuncak var. Tanrım kan. Manav. Ne oldu canım? Rani kalk. Rani. Ne oldu Manav? Rani. Rani. Ne oldu Rani'ye? Akash. Buğta. Rani. Rani iyi misin? Rani aç gözlerini. Ben buradayım. Hiçbir şey olmayacak. Ben Akash'ı arayacağım. Akash neden telefonunu açmıyor? Tanrım. Alo doktor, ben Miti. Bundele evinden arıyorum. Doktor, doktor lütfen çabuk gelin. Rani çok hasta. İyi görünmüyor. Bakın enjeksiyonu yaptım. Enjeksiyonun etkisiyle yakında iyileşir. Merak etmeyin. Ama aniden ne oldu ki? Aslında hiçbir sebep görmüyorum. Sanırım çocukların yediği bir şeyden olmalı. Bu arada çocuklar ne yemişler? Evet,
Rani elma yiyordu. Sonra ne olduysa kan geldi ve bir anda bayıldı. Hazımsızlık nedeniyle kan kusmuş gibi görünüyor. Rani yakında iyileşir değil mi? Hı hı. Midye anne. Rani. Midye anne. Rani, iyisin değil mi canım? Ne oldu bana anne? Hiçbir şey olmadı kızım. Oynamaktan yorulmuşsun. O yüzden uyudun. Başka bir şey yok. Yakında iyileşeceksin. Canım, sen elma dışında bir şey yedin mi? Hayır, hiçbir şey yemedim. Bakın, onun bol bol dinlenmeye ihtiyacı var. Hoşçakalın. Güle. İyi günler. Rani, iyice düşün. Elma dışında bir şey yedin mi? Başka bir şey yemedim Midye anne. Midye anne, sen hiç merak etme. Ben yakında mutlaka iyileşirim. Tamam. Sen biraz dinlen o zaman. Hı? Tanrım biliyorum birçok günah işledim. Çok kötü şeyler yaptım. Ama bunun cezasını çocuklara çektirme. Onu kurtar, beni al Tanrım. Beni al lütfen. Niye ağlıyorsun anne? O da biliyor, ben de biliyorum anne. Benim annem değişti. Şimdi neden eski defterleri açıyorsun ki? Anne, sen bize hep derdin, geçmişi unutun ve geleceği düşünün diye. Artık hayatımızda sadece mutluluk olacak. Ve Rani çok yakında gülüp oyunlar oynayacak. Hiç merak etme. Annemle konuştum. Ama umarım Nandini başka bir oyun oynamaz. Burada bir sürü sinek var. Aman Tanrım. Ne var? Söyle. Baksana. Senin güçlerin hiçbir işe yaramıyor. Farkında mısın? Nandini sözlerine dikkat et. Dinle. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Benim bunlara ayıracak vaktim yok. Söylesene, Midye meyveyi yedirdin mi? Onlar beni evden kovalı çok oldu. Meyve mi yedi, tatlı mı yedi bilemem. Anladın mı? İşaretler alıyorum. Midye o meyveyi yemiş. Senin işin tamamdır. Ne dedin sen? İşte şimdi çok rahatladın. Midye anne!
Efendim, bu çiçekler neden böyle kararıyor? Bu demek oluyor ki benim güçlerim etkisini gösteriyor. Miti'nin durumu bu şekilde daha da kötüye gidince bu çiçeklerin hepsi teker teker yanmaya başlayacaklar. Sizi selamlıyorum efendim. Miti'nin ölüm haberini duymak için sabırsızlanıyorum. O aptal beni evden kapı dışarı etti. Onun dünyasını başına yıkacağım. Hey gelinim. Rani kızım nerede? Anne odasına baksana. Ona bir şey vermek istiyorum. Elinde ne var? Mete anne! Altın zincir. Bunu evimin varisi için alıp saklamıştım. Ona vereceğim. Rani bunu görünce çok mutlu olacak. O bunu taktığı zaman ben de mutlu olacağım. Mete anne! Tanrı'dan tek isteğim onun her zaman mutlu olması. Anne, anne hemen doktora telefon aç. Hey Akash! Rani, Akash, Rani bayıldı. Onu hastaneye götürmeliyiz. Tamam. Hadi çabuk olalım. Hadi. Hadi. Öğretmen hanım. Yeni yıl için senden hayır duası almaya geldik. İtça teyze. Lütfen Miti'nin hayatındaki zorlukların gitmesi için onun yanında ol. O çok şey çekti. Ve artık bitsin. Bir de yeni yıl hepimize mutluluk getirsin. Artık Okan'la da tutuklandı. Şimdi eve gidebiliriz canım. Eve mi? Hangi eve? Yeni sorunlar yaşayacağınız yer mi? Herhangi bir huzurun veya refahın olmadığı yer mi? Siz oraya ev mi diyorsunuz? Tanrı her şeyi bilir. Akaş'a baksanıza ne kadar ilerleme kaydetti. Karısını resmen kraliçeler gibi yaşatıyor. Ya siz? Siz daha çocuğunuza bir tane bile yeni elbise alıp veremediniz. Hele sen ne iyi bir koca olabildin ne de iyi bir baba. Daha ne zamana kadar akrabalarına bel bağlayarak yaşayacaksın? Söylediğin şeyi bir daha söyle büyük anne. Ben söylemem gerekeni söyledim. Duyması gereken kişi de duydu. Büyük anne yeter artık. Yeni yıla girerken en azından birkaç güzel cümle söyleyebilirdin. Eğer güzel şey söylemeyeceksen en azından ses çıkarma. Mukta ben kötü hissetmedim. Lütfen boş ver. Vişnu ben boş vermeyeceğim. Ben kötü hissettim. Senin laflarını sessizce dinleyecek kadar sabırlı değilim büyük anne. Vişnu sana cevap vermiyor çünkü sana saygı duyuyor. Senin laflarına hoşgörülü yaklaşıyor. Ama artık yeter büyük anne. Mukta. Hoşgörülü olmayacak da ne yapacak? Zaten ne diyebilir ki? Sen hiç birine konuşma şansı verdin mi büyük anne? Yakınlarının sadakalarıyla kim yaşıyormuş? Sana onu söyleyeyim mi? Oğlunun ve onun karısı üzerinden sen büyük anne. Mukta! Neden? Ne oldu? Kötü mü hissettin? Sen yıllardır bu evden geçiniyorsun. Büyük babamın parasını yiyorsun. Peki ona neden hiçbir şey söylemiyorsun? Tanrı her şeyi bilir. Bugüne kadar bu evde hiç kimse bana böyle bir şey söylemedi. Çok mu üzdü? Bizi aşağılayan sendin, ben değil. Mukta. Hemen Vişnu'dan af dile. Af mı?
Ben af mı dileyeceğim? Hem de bu çapulcudan. Evet. Hemen ondan af dile, yoksa seninle olan bağlarımı keseceğim büyük anne. Muhtar, bu... Muhtar. Muk. Teyze. Ne oldu? Muk'ta neden sinirli bir şekilde gitti? Tanrı en iyisini bilir. Daha demin torununun bana ne dediğini biliyor musun? Onun söylediğine göre ben sizin sadakalarınızla yaşıyormuşum. Hatta giderken de bu çapulcudan af dilemem gerektiğini söyledi. O kenar mahallede bunun gibi çapulcu insanlarla kaldıkça ona verdiğimiz terbiyeyi bile tamamen unutmuş. Sana hiçbir şey olmayacak. Siz burada bekleyin. Lütfen. Akash, Rani. Rani'ye hiçbir şey olmayacak. İsminiz nedir? Miti Chatterjee. Rani'ye ne olacak? Miti, Rani'ye hiçbir şey olmayacak. Biz buradayız. Buyurun. Hanımefendi, burada kimse yok. Hepsi hastaneye gitti. Hangi hastane? Şehir hastanesi. Teşekkür ederim. Mukta. Mukta, bunlar da ne? Büyük annemin cenaze törenini yapacağım. Vişnu, sen son duaları biliyor musun? Cenazede edilen. Şimdi başla, çünkü büyük annem benim için ölmüştür. Sen benim harika büyük annemdin. Ama artık değilsin. Mukta, sen çıldırdın mı? O yaşlı bir insan böyle aşağılanır mı? Mukta, benim sessiz kalmam her şeye hoşgörü gösterdiğim anlamına gelmiyor. Ama o büyük annen. O sana her şeyi söyleyebilir. O benim büyük annemdi. Ama artık değil. Mukta, beni dinle. Ben bir yetimim. Ben hapiste doğdum. Ve bana sevgi gösteren tek kişi öğretmen hanımdı. Sırf onun sayesinde böyle bir ailem oldu. Ben bu aileyi kolayca terk edemem, bırakamam. Ben senden af diliyorum büyük anne. Mukta'nın yaptığı şey büyük bir yanlış. Bana çok laf ettiğini biliyorum. Benim fakirliğime laf ediyorsun ve... inan, neden böyle yaptığını da biliyorum. Çünkü sen... sen Mukta'nın ve benim daha iyi olmamızı istiyorsun. Mukta. Büyük anne çok doğru söylüyor ama karşılığında senin bu yaptığın şey çok büyük bir yanlış. İki insan arasındaki bağ zor oluşur. Ama onu bitirebilmek çok kolaydır. Büyük anne, benim hiç param olmadığını ben de çok iyi biliyorum. Mülküm de yok. Ama ben Mukta'nın ve Manav'ın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yaparım. Sana söz veriyorum. Gördün mü büyük anne? Vişnu şu an bile senin tarafını tutuyor. Bir de sen onun için, onda hiç asalet olmadığını söylersin. İyi yönlerini görmezsin. Muku, ben hatamı anladım tatlım. Ama tatlım, sen bana cenaze düzenledin. Sadece sen mi kızabiliyorsun? Ben hiç kızamaz mıyım büyük anne? Ben senin torununum. Benim damarlarımda senin kanın akıyor.
Hem zaten cenazede edilen duaları pek bilmiyorum. Vişnu evladım, lütfen beni bağışla. Bütün hayatım boyunca dilim çok sivriydi. Neden ikide bir de böyle konuştuğumu bilmiyorum. Ben neden insanların yüzüne tebessüm getiremediğimi bilmiyorum. Hayır büyük anne. Senin benden af dilemene gerek yok. Bunları söylemek senin hakkın. Özür dilerim büyük anne. Merhaba. Demin buraya ambulansla bir hasta getirildi. O şimdi nerede? Ben onun yakınıyım. Hangi odada söyler misiniz? Bir saniye. Hastanın ismi Miti Çeterci'm. Evet, evet. Şu an yoğun bakımda. Aa, teşekkür ederim. Pekala. Şimdi bu hastaneden Miti'nin cesedi çıkacak. Miti, aklıma tuhaf bir fikir geliyor. Nandini'nin seni öldürmeye çalıştığı gibi. Acaba Rani'nin bu durumunun arkasında yine o mu var? Hayır, hayır Akash. Sen neden bahsediyorsun? Nandini böyle bir şey yapmaz. Onun düşmanlığı benimle. Eğer bir şey yapacak olsa o zaman bana yapar. Ama kendi kızına asla zarar vermez. Akash, o bir anne ve... Doktor bey, kızım nasıl? Kızıma ne olmuş? Açıkçası ona ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Anlayamadınız mı? Siz doktorsunuz. Benim kızıma ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Hiçbir belirti yok. Enfeksiyon yok. Vücut fonksiyonları normal. Ama yine de hastanın bilinci kapalı. Böyle bir şey nasıl olur? Siz ona ne olduğunu anlayamazsanız biz onu nasıl tedavi ettireceğiz? Bakın, biz elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi birkaç test daha kaldı. Ama evet, şu andan itibaren önümüzdeki 48 saat hepimiz için çok kritik bir öneme sahip. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise